Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir fosforlu kalemde daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap İnanç ve Jön Türk Temelinde Türk Modernizmi. Bir daha okuyayım ismini. İnanç ve Jön Türk Temelinde Türk Modernizmi. Yazarı Doçent Doktor Hasan Gümüşoğlu. Doçent Doktor Hasan Gümüşoğlu. Yayın evi Kayıhan Yayınları. Baskı tarihini de söyleyeyim size. Ekim 2019 baskısı bendeki nüsha. Ekim 2019. Hemen alıntılarıma geçeyim. Ondan sonra da finalde kitap hakkında birkaç söz söylemeye çalışayım. Şimdi kitabın kaygısını anlatır. İlk cümleler kitabın 7. sayfasında. Halbuki Jön Türklerin Müslümanların inançları üzerinde bıraktığı izler onların siyasi görüşlerinden daha kalıcı ve etkili olmuştur. Halbuki Jön Türklerin Müslümanların inançları üzerinde bıraktığı izler, onların siyasi görüşlerinden daha kalıcı ve etkili olmuştur. Dolayısıyla bu çalışmanın gayesi, Osmanlı modernleşmesinin ve Jön Türklerin tarihini araştırmak olmayıp, İslam toplumunda itikadi sarsıntıya, derin şüphelere sebep olan ve gittikçe büyüyen bir inanç bunalımını tetikleyen modernizmi Jön Türk ve inanç temelinde incelemektir, diyor ve devam ediyor. Yani kitabımızın amacı, bu kitabın amacı, şöyle yüzüme getireyim, kapağında bir görmüş olun. Türk modernizminin amacı bize Jön Türklerin bu ahali üzerinde, özellikle işte bu Türkiye'nin Müslüman ahalisi üzerinde yaptığı tahribat, inanç yönünden yaptığı tahribata ışık tutmak, bir nebze onu bize göstermek. Kitabın 8. sayfasında yine işaretlediğim bir cümle, Jön Türkler İslami ıstılahlara, modern düşüncelerinin ilkeleri doğrultusunda yeni manalar yükleyerek ıstılahların tahrif edilmesini, altını çiziyorum, ıstılahların tahrif edilmesini bir yöntem olarak benimsemişlerdi. Jön Türklerin İslami ıstılahları tahrif ettiğini söylüyor yazar. Devam ediyoruz. 12. sayfadan bir cümle. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devrinde modernleşmenin Osmanlılaşmak manasını geldiğini söylemek mümkündür. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devrinde modernleşmenin Osmanlılaşmak manasına geldiğini söylemek mümkündür. Aynı şekilde Hristiyan dünyası Orta Çağ karanlığında bocalarken, o devirde İslam dünyasının kaydettiği başarıya bakılarak, Doğu'nun Batı'dan daha modern olduğu söylenebilir. Bu itibarla modernleşmenin sadece Batı'ya tahsisi doğru bir yaklaşım olmaz. Evet, biz de yazara hak verdik. Şurada güzel bir cümle var. Kant'ın kendi aklını kullanma cesaretini göster sözü aydınlanmanın paralos haline gelmiş ve akla kaldıramayacağı bir yük yüklenmiştir. Böylece insanın düşünce ve duyguları akıl ile sınırlandırılarak, bak burası önemli arkadaşlar, bir daha dikkatinizi çekmiş olayım. Böylece insanın düşünce ve duyguları akıl ile sınırlandırılarak insanı özgürleştireceği düşünülen akıl, özgürlüğü kısıtlayan bir nitelik kazanmıştır. İnsanı akla hasrettiğiniz zaman, tamam akla bir özgürlük verdiniz ama insanı akla hasrettiniz, o zaman özgürlüğü alan bir özgürlük iddiası ortaya çıkmış oldu diyor. Devam ediyoruz. 17. sayfada, bunu geçelim. Biraz da hızlı gitmeye çalışalım. Bunu da geçelim. 21. sayfa. Darwin'in tabii seleksiyon teorisi, zooloji, jeoloji ve botanik gibi bilim dallarında çalışan birçok bilim adamının düşüncesinde büyük değişiklik yapmıştır. Ancak evrim teorisi, Hazreti Allah'ın Adem'i aleyhisselam topraktan yarattığı inancına aykırı olduğu için İlahi dinlere bir saldırı olarak gelişmiştir. Zira Darwin, Hazreti Allah'ın eşrefi mahluk ve kendisine halife olarak yarattığı insanı,
tabii seleksiyon neticesinde ortaya çıkmış sıradan bir canlı konumuna indirmişti. Devam ediyoruz. Burayı geçeyim. Bu cümleyi okuyayım. 27. sayfada. Dinin bilim, hukuk, ahlak ve sanattan koparılması aynı zamanda dinin günlük hayattaki fonksiyonlarını büyük oranda kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Dinin bilim, hukuk, ahlak ve sanattan koparılması aynı zamanda dinin günlük hayattaki fonksiyonlarını büyük oranda kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Yani hiçbir sahada tasarrufuna yetki vermezsen, pratiğine yetki vermezsen artık o nasıl dahil olacak hayata? İşte dinin başına gelen budur diyor laik devletlerde, laik düzende, aydınlanma çağında. Evet, devam ediyoruz. Bunu atlayayım. Bunu da atladım. Bunu okuyayım. 33. sayfadan arkadaşlar. Protestanlığın geliştirdiği bazı yorumlar, dünya malı kazanmaya ve kâr elde etmeye meşruluk kazandırmanın ötesinde bunu doğrudan Allah'ın emri ve onun isteği haline getirmiş. Ancak tüketimi özellikle de lüks tüketimi sınırlayarak aşırı bir sermaye birikimini sağladığından Weber bu düşünceyi kapitalizmin ruhu olarak değerlendirmiştir. Yani kazanmak ama harcamamak. Kapitalizmin ruhu budur diyor. Yani sermaye biriktirmek. Weber öyle tarif etmiş. Protestanlık, Hristiyan ahali de bunu yapmış. Devam ediyoruz. 35. sayfadayız. Avrupa'da ruhban sınıfının geçmişte yaptığı zulme karşı bir tepki hareketi olarak gelişen kiliseye karşı düşmanlık, daha sonra dini yok etme kampanyasına dönüşmüş, özellikle de İslam dünyasında insanların dinden uzaklaşması için İslam ile Hristiyanlık aynı kefeye konularak İslam mahkum edilmeye çalışılmıştır. Bu bugün hala süren bir şey arkadaşlar. Hani rastlıyorsunuz izlerine, ben de sosyal medya paylaşımlarına bakıyorum. Adam Hristiyanlığın dövüldüğü argümanlarla, işte protestanların katolikliği dövdüğü argümanlarla İslam'a saldırıyor, tasavvufa saldırıyor. Var mı yok mu bakmıyor. Oradan almış ya jargonu, burada uyguluyor. Evet, devam edelim. Sayfada Gazali, Mutezile'nin müfritleriyle felsefecileri şeriatın keskin delillerini reddedecek derecede aklın tasarrufuna imkan vermeleri sebebiyle tenkit eder. Gazali, Mutezile'nin müfritleriyle felsefecileri şeriatın keskin delillerini reddedecek derecede aklın tasarrufuna imkan vermeleri sebebiyle tenkit eder. Tabii çok güzel şeyler var buralarda ama hızlı geçmeye çalışıyorum. Süremiz sınırlı. 44. sayfadan güzel bir alıntı. Gazali'nin ifadeleriyle menkul şeriat ile makul gerçek arasında zıtlık olmaz. Menkul şeriat, yani nakledilen şeriat ile makul, aklın gerektirdiği gerçek arasında zıtlık olmaz. Sırf akla uyup onunla yetinen, şeriatın nuru ile görmeye çalışmayan doğru yolu bulamaz. Kendisine acizlik ve tutukluk arız olan akla her zaman güvenilemez. Kendisine acizlik ve tutukluk arız olan akla her zaman güvenilemez. Aklın adımları kısa, sahası dar ve mahduttur. Devam edelim. Burada ilginç bir bilgi var. Roma İmparatorluğu'nun 800 yılda hakim olabildiği bir coğrafyayı 80 yılda fetheden Emevilerin askeri gücünün başarısında sağlam bilgi ve teknik donanım üzerine bina edilerek onun güzel bir şekilde kullanılmasını sağlayan mükemmel bir siyasi sistem olmalıydı. 800 yılda Romalıların fethettiği bölgeleri 80 yılda almışlar. Maşallah. Devam ediyoruz. Evet, buralarda
önemli bir yer, 53. sayfa. Şibli Numani, Cemalettin Efgani, Muhammed Abduh ve Reşit Rıza, modern bilimin fazlaca etkisinde kalarak İslam dünyasında modernist İslam anlayışının gelişmesine önderlik etmişler ve Ehl-i Sünnet'in geleneksel akıl nakil yaklaşımından birçok noktada ayrılmışlardır. Devamında bunun örnekleri var, onları okumayacağım çünkü çok uzar. Artık kitabı alıp okumak lazım diye aklınıza düşüreyim. 57. sayfa. Modernizmin önemli dayanaklarından olan tabiat bilimlerini kesin hükümler ifade eden esaslı olarak gören Ahmet Han, bu Hindistan coğrafyasında yaşamış, cismen Müslüman ama kafası İngiltere'nin müstemlekesi olmuş, sömürgesi olmuş bir insan Ahmet Han. Modernizmin önemli dayanaklarından olan tabiat bilimlerini kesin hükümler ifade eden esaslı olarak gören Ahmet Han, devrin pek çok modernist alim gibi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem beşer tarafına dikkat çekmiş ve onun mucizelerinin Kur'an'da yer almadığını söyleyerek onların gerçekleşmediğini iddia etmiştir. Ahmet Han'ın açtığı yoldan giden modernistlerin çoğu kendilerine Kur'ancılar denilen, bugün de Türkiye'de var ya Kur'an Müslümanları, bak onların kökü nereye dayanıyor. Ahmet Han'ın açtığı yoldan giden modernistlerin çoğu kendilerine Kur'ancılar denilen ve hadisleri tamamen reddederek İslami esasları batılı değerler doğrultusunda adeta yeniden şekillendiren ve yorumlayan bir grup haline gelmiştir. İşte bizdeki Mustafa İslamoğlu, Edip Yüksel, Emre Dorman, Caner Taslaman, şu bu, onlar işte ta buradan geliyorlar demek ki. Nereden çıktı bunlar diye sormayalım. Yaşar Nuri Öztürk vesaire. 59. sayfa. Abduh, Muhammed Abduh yani Mısırlı alim diyelim, modernist alim. Muhammed Abduh, İslam'a ait bazı ıstılahlara asırlardır ulemanın verdiği manalarından farklı anlama hususunda diğer ikisiyle, yani Cemalettin Afgani ve herhalde onu kastediyor. Bir de metnin önüne gidelim. Reşit Rıza'yı kastediyor herhalde, evet. Bu sebeple Abduh, İslam'a ait bazı ıstılahlara asırlardır ulemanın verdiği manalarından farklı anlama hususunda diğer ikisiyle müşterek olduğu halde, söz konusu ıstılahların muhtevalarının batılı değerler ve anlayışlarla doğrulunması noktasında diğerlerinden ayrılmıştır. Onlar değil kastettiği. Burada kastettiği şey İbni Teymiye ile İbni Abdülvehhab ve Habil'in kurucusu İbni Abdülvehhab ile İbni Teymiye'yi kastediyor burada. Şimdi oldu. Onları diyor takip etmiştir ama kavramları onlar gibi anlamamıştır. İçeriğini farklı doldurmuştur diyor yazar. Devam ediyoruz. 62. sayfa. Yazılarında Hristiyanlıkta yapılan reforma ve Protestan mezhebine sıkça atıfta bulunan ve benzer bir reformun Müslümanların İslam anlayışında da yapılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Abduh, Fil suresini tefsir ederken Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordusunun kuşlar tarafından atılan küçük taşlarla helak edilmesini modern düşüncenin etkisinde açıklamıştır diyor. Devam ediyor o açıklamayı, izah ediyor ama biz oralara girmeyelim. 뭔가르탄 artık çok okuduğumuz için bunları geçeyim. Daha ilerlerden okumaya çalışayım. geçelim. Şunu okuyayım ya. Reşit Rıza ise Gazali'nin şeriatı merkeze aldığı maslahat izahının aksine birinci sırada yer alan dinin muhafazasına maslahat düşüncesinde hiç yer vermeden,
sadece insanların menfaatlerini esas alan maslahat görüşünü temel almış ve ona tamamen dünyevi bir mahiyet vermeye çalışarak seküler alanın genişletilmesinin önünü açmıştır. Yani maslahat kavramını İmam Gazali'den alıyor rahmetullahi aleyh. Fakat onun doldurduğu gibi şeriat merkezli değil, dünya merkezli doldurmuş. Öyle bir tarifte bulunmuş. 71. sayfa. Modernizmin ilkelerinin Osmanlı'ya transferinde önemli bir üst olarak kullanılan askeri tıbbiye mektebinde materyalizm ve darvinizme ait kitaplar önceleri gizli gizli okutulmuş ve tıbbiyeliler aracılığıyla diğer aydınlar arasında yayılmıştı. Görüyor musunuz? Nasıl girmişler beyinlerine, aydınların arasına. Binlerce hadisi şerifi ezberlediği söylenen 75. sayfadan, ancak peygamberin ağzından çıktığını nereden biliyoruz diyerek hadisleri inkar eden insanlara öncülük eden Ali Suavi, Kur'an ve hadislerin sadece ibadette esas olacağını belirtir. O naslardan siyasi usullerin çıkarılmayacağını iddia edip, laik düşüncenin tesirinde dünya işleri için Kur'an ve sünnetin esas olmasını kabul edemeyiz diyerek, İslam'ın dünya hayatına yönelik esaslarını reddetmiştir diyor. Ali Suavi de böyle yapmış. Devam edelim. Ali Suavi'ye dair şeyleri atlayalım. Burayı da atlayalım. İlerlerden okumaya çalışalım. Sultan Abdülaziz'e hitaben, 82. sayfadayız. Sultan Abdülaziz'e hitaben Paris'ten uzun bir mektup yazan Mustafa Fazıl Paşa'nın sosyal hayattan dinin etkisinin azaltılmasına yönelik şu ifadeleri yeni Osmanlıları bekleyen düşünce ortamını haber vermesi açısından dikkat çekiciydi. Milletlerin hukukunu tahdit veya tayin eden din ve mezhep değildir. Bakınız neler diyor. Milletlerin hukukunu tahdit ve tayin eden din ve mezhep değildir. Din ezeli hakikatler makamında durup kalmazsa, yani dünyevi işlere müdahale ederse, herkesi telef eder ve kendisi de telef olur. Adamın ismi Mustafa Fazıl Paşa ama dinin, hayata dahlinin sakıncalı olduğunu söylüyor. Neler neler görmüş bu millet ya. Evet, buraları atlayayım, biraz hızlanmaya çalışayım. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin özellikle ülkeye deist tanrı anlayışının ve farklı din telakkisinin girişinde, dolayısıyla laikliğin bize özgü bir mahiyet kazanmasında belirleyici bir rolü olmuştur. Bir daha okuyorum cümleyi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin özellikle ülkeye deist tanrı anlayışının ve farklı din telakkisinin girişinde dolayısıyla laikliğin bize özgü bir mahiyet kazanmasında belirleyici bir rolü olmuştur. Buraları atlıyorum, biraz hızlanayım. Burada güzel bir şey var. Avusturya Başbakanı Metternich, bunu daha önce Cemil Meriç'in kitabında da okumuştuk. İstanbul'daki elçisi vasıtasıyla Osmanlı'ya gönderdiği telgrafta Bağbali'ye dostane ve daha gerçekçi tavsiyelerde bulunmuştu. Metternich kısaca şunları söylüyordu. Hükümetinizi varlığınızın temeli olan ve padişah ile Müslüman teba arasında başlıca bir bağ teşkil eden dini kanunlara hürmet ve riayet esası üzerine bina ediniz. Zamanın ihtiyaçlarına göre hareket edip, idari işlerinizi intizam altına alarak ıslah ediniz. Lakin adetlerinize, hayat tarzınıza uygun olmayan bir idare usulü tesis etmek için eski idareyi yıkmayınız. Avrupa medeniyetinden size kanun ve nizamlarınıza uymayan kanunları almayınız. Avrupa medeniyetinden sizin kanun ve nizamlarınıza uymayan kanunları almayınız. Çünkü Batı medeniyetinde esas olan şey Hristiyan kanunlarıdır. Siz Türk kalınız, lakin madem ki Türk kalacaksınız, şeriata sıkıca bağlanınız. Diğer dinlere müsamahakar davranmak için
şeriatın size gösterdiği kolaylıklardan yararlanınız demiş adam ya. Burada Namık Kemal'in de mesela artık tepki gösterdiği bir şey var. Neyse onu geçiyorum. Mehmet Fehmi Efendi'nin ifadesi var burada, onu okuyayım. Ahlak bozulduğundan itikat bozukluğu husule gelir. Fesadı itikat ise mucibi felaketi dareyne, dünya ve ahiret hayatının felaketine sebep olur. Fesadı itikat ise mucibi felaketi dareyne, dünya ve ahiret hayatının felaketine sebep olur demiş. Mehmet Fehmi Efendi, Allah rahmet eylesin. Biraz hızlanalım. Burayı da geçelim. Burayı da geçiyorum. Her şey sizin için arkadaşlar. Zıplaya zıplaya gidiyorum. Ahmet Rıza'nın cümleleri. Dini konulardaki tenkitlerimin adresi mutaassıp saldırgan militanlardır. Bugün de öyle demiyorlar mı? Dini konulardaki tenkitlerimin adresi mutaassıp saldırgan militanlardır. Yoksa kendi özel hayatlarında samimiyetle ve sükunetle dinlerinin gereğini yerine getirenler değildir. Tam bir CHP'li konuşması gibi ama adam CHP'den de önce yaşamış. Ben onlara hiç müsamahakarsızlık gösterebilir miyim? Bilakis istiyorum ki din siyasetten ayrılarak özgürce tatbik edilsin. Halbuki din siyasetten ayrıldığında genelde dindarlara baskı başlıyor. Siyasi kanaldan, mecradan. Celal Nuri diye bir o dönemin aydını şöyle demiş. Celal Nuri bir başka eserinde dinin gayesi beşerin refahıdır. Din beşer için yaratılmıştır, beşer din için değildir demiş. Bak bak 110. sayfada geçiyordu bu. Dinin gayesi beşerin refahıdır. Rahat etmesidir. Dinin gayesi odur. Allah'a dönük hiçbir gayesinden bahsetmiyor dinin. Din beşer için yaratılmıştır. Beşer din için değildir. Bak bak bak. Odak noktasını nasıl kaydırıyor? Nasıl şeytan sağdan yaklaşıyor? Evet. Kitabın 114. sayfası. Abdullah Cevdet başta olmak üzere diğer Jön Türkler üzerinde büyük etki bıraktığından ölümünden sonra da onlar tarafından saygıyla anılmıştır. Zannederim işte Bediüzzaman Hazretleri'nin Divan-ı Harbi Örfi'de yargılanırken İttihat ve Terakki tarafından yargılanıyordu. Yani Jön Türkler tarafından yargılanıyordu. Onları örnek vermesi, o isimleri anması biraz da bundan. Onların itibar ettiği isimlere selefim diyor İttihat-ı İslam'da. Başkasını söylese, 2. Abdülhamit selefim dese merhum, o zaman ensesine çökecekler, öyle demiyor. Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh, Ali Suavi onları anıyor. Onlar İttihat ve Terakki'nin itibar ettiği isimler. Bir şey diyemiyorlar tabii, ağızlarını kapamış oluyor. Bakınız İttihat kapısını açma mevzusu nereden geliyormuş? Wilfred Scawen Blunt, öyle mi telaffuz edilir acaba? İngiliz hariciyesinde görev yapan ve İslam hakkında reform dahil birçok konuyu dile getiren Wilfred Scawen Blunt, 1840-1922 arasında yaşamış, Kahire'de kaldığı günlerde Abduh ile fikir alışverişinde bulunduğu bilinmektedir. Blunt, İslami bir durgunluktan bahsetmiş ve buhrandan kurtulmanın yolunun ise içtihat kapısının açılmasından geçtiğini söyleyerek, bazı Arap aydınlarını reform konusunda teşvik etmiştir. Türk uleması, İslam'ı bilmemekle ve Müslümanları geri bırakmakla itham eden Blunt, Türk ulemasını öyle tezif ediyormuş. Türk ulemasını İslam'ı bilmemekle ve Müslümanları geri bırakmakla itham eden Blunt şöyle demiştir. Osmanlı sultanlarının içtihat kapısını kapatmaları ve hilafet makamını İstanbul'a nakletmeleri, 17. ve 18. yüzyıllarda açıkça ortaya çıkan İslami durgunluğun doğrudan ve etkin sebebidir. Demek ki o içtihat kapısı meselesi ta buralardan geliyor, İngilizlerden. Şurası da önemli. Abdullah Cevdet ile pek çok konuda aynı görüşte olan Celal Nuri de, 116. sayfa burası. Abdullah Cevdet ile pek çok konuda aynı görüşte olan Celal Nuri de,
İslam'da reform düşüncesine Müslümanların verdiği tepkinin farkında olduğundan, İslami esasların büyük kısmını ortadan kaldırmaya çalıştığı halde, fikirlerine Müslümanlar yanında meşruiyet kazandırmak için onları reform şeklinde değil de içtihat olarak sunmuştur, diyor. Devam ediyoruz. Abdullah Cevdet Doktor Dozi'nin Peygamber Efendimiz'e hakaretler içeren eserini Hollandalı oryantalist Reinhard Dozi'nin eserini çevirmiş Tarih-i İslamiyet diye. Tabii çok tepki almış. Bir de adam kafir olduğu için yani bundan mı dinleyeceğiz İslam tarihini diye tepki alınca şöyle demiş, bak bak. Müslümanlık isim ile, oruç ile, namaz ile değildir. Ne kaldıysa geriye. Din muameleden ibarettir. Ne muamelesi? Hayatının bütün saatlerini tedris ve mütalaa ile geçiren ve Allah'ın kullarının zihinlerini tenvire ve halka faydalı olmaya çalışan alim Fazıl Doktor Dozi, kara ve avare Hamitlerden Sultan II. Abdülhamid'i kastediyor, bin kat ziyade Müslümandır. Vay arkadaş be! Doktor Dozi, Peygamber Efendimiz'e, İslam'a birçok hakaretler eden eserinde Doktor Dozi, Sultan II. Abdülhamid'den daha Müslümanmış. Abdullah Cevdet'e göre. Ateşi bol olsun, ne diyelim. Abdullah Cevdet, Mustafa Kemal Paşa'nın, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün, 120. sayfadan okuyorum, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi olmanın yanında siyasi, içtimai, iktisadi, fikri esareti ilga ve yerine hürriyeti, istiklali ikame etmek üzere gönderilen bir peygamber olduğunu belirtip, vay vay vay, onun gerçek peygamberlerin vasıflarına sahip olduğunu iddia etmiştir. O, pozitivist esasların ağırlıkta olduğu uygulamalarında Mustafa Kemal Paşa'ya büyük destek vermiş ve onun inkılaplarını devam ettirmeyi kendisi için en kutsi ve hayati bir vazife olarak kabul etmiştir. Abdullah Cevdet'te Mustafa Kemal ilişkisi. Zaten kitabın içinde anlatılıyor. Mustafa Kemal'in üzerinde Abdullah Cevdet'in Ziya Gökalp'le birlikte ağır bir ilgisi var, etkisi var. Buraları hızlı geçeyim. Abdullah Cevdet'e dair başka notlar var burada. Ama yeni şeyler okuyabilmek için hızlanalım. 130. sayfa. 10 Haziran 1928 tarihinde İstanbul Üniversitesi Darülfünun İlahiyat Fakültesi'nin uzmanlar komisyonunun dinde reform programı basında yayınlanmıştır. Bak, dinde reformu İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi sunmuş yani böyle bir şey yapacağız diye. Bunun detayları kitabın içinde var arkadaşlar. Ben ona geçmiyorum ama bir İlahiyat Fakültesi'nin bunu dile getirmesi zaten ilahiyatlardan aldığımız o acaba, o şüpheyi kökenini gösteriyor en azından, öyle diyelim. O şüpheyi, o vesveseyi anlamlandırıyor. Söz konusu uygulamaların daha sonra devamı gelmemiş olsa da Abdullah Cevdet ve Ziya Gökalp'ın savunduğu düşünce Mustafa Kemal'in gerçekleştirdiği devrimlerin pek çoğuna zemin hazırlamıştır. Evet, burada daha ayrıntılı bir şekilde tasvir ediliyor. Nasıl zemin hazırlamış, neleri etkilemiş, ama onları geçiyorum. Buraları artık hızlanmak için atlıyorum arkadaşlar. Atlıyorum. Burayı da atladım. Namık Kemal'in metni. 1868 yılında Hürriyet'te çıkan bir makalesinden alınmış. Eğer sizin medeniyet zannettiğiniz şeyler, kadınların açık saçık sokağa çıkması ve meclislerde dans etmesi ise onlar ahlakımıza mugayirdir. Biz istemeyiz, istemeyiz, bin kere istemeyiz. Biz öyle bir milletiz ki din sayesinde Hicaz'ın iki küçük şehrinden çıkarak dünyanın üç büyük kıtasını istila ettik. Marifet ve celalette Yunanlıları, Romalıları geçtik.
Eğer bunu Namık Kemal bugün söylese güzel bir sosyal medya linci yerdi herhalde. Ki bundan daha azını hocalarımız söylediği halde Ehl-i Sünnet hocalar sosyal medyada ne linçler dönüyor. Ulusalcı troller boş durmuyor. Devam ediyoruz. Bir de onların yardakçısı olan modernist troller. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buralarda notum yok. Buraları hızlı geçiyoruz. Güzel bir not bu. 201. sayfaya geldik. Etienne Gilson, herhalde böyle okunur, Ateizm Çıkmazı isimli eserinde bu noktada şunları söylüyor. Burada tanrı tanımazların olmadığını iddia etmiyoruz. Hatta çok çeşitli tipte tanrı tanımaz olduğunu daha önce söylemiştik. Ancak bu kişiler arasında tanrının var olmayışına dair bir takım metafizik deliller ileri süren tek bir kişiye rastlayamadık. Felsefeyle uğraşan tanrı tanımazların ekseriyeti, tanrının varlığı hakkında ileri sürülen delillerin yetersiz olduğunu söylemekle iktifa ediyor. Bu cümleyi bir daha okuyayım. Felsefeyle uğraşan tanrı tanımazların, yani ateistlerin ekseriyeti, tanrının varlığı hakkında ileri sürülen delillerin yetersiz olduğunu söylemekle iktifa ediyor. Bu ise apayrı bir husustur. Tanrının var olmayışı ile ilgili bir takım delillerin istenmesi olgusu bile tanrının varlığına dair inancın hala yer aldığını telkin etmektedir, diyor ve devam ediyor. Şöyle bir cümle var, onu okuyayım bari. İnsanların imanı kaybetmek diye isimlendirdikleri şey onlara asla mutlu bir hadise olarak görünmemektedir. İman kaybetmek diye kimseye tatlı gelmiyor. Mutlu etmiyor. Devam ediyoruz. Buraları atlayalım. Tevfik Fikret'le ilgili yine bir bölüm var. Buraları atlayacağım arkadaşlar. Hızlanmak için. Süremiz azalıyor. Şurayı okuyayım. Önemli bir cümle. Eskiden beri Allah, peygamber ve Kur'an-ı Kerim hakkında kullanılan kelimelerin fani insanlar ve fani işler için kullanılması dinde hislerin yozlaşmasının bir alametidir. Yani Efendimiz'e verilen mübarek sıfatlar, Cenab-ı Hak için kullanılan mübarek sıfatlar, Kur'an'a verilen sıfatlar, İslami değerlere verilen o sıfatları dünyevi şeyler için kullanmak yozlaşmanın diyor ilk belirtisidir. Burayı atlıyorum. Burayı okuyayım. 218. sayfa. İslami esasları, modern düşünce döneminde gelişen ve şarkiyatçıların İslami esasları tahrif için kullandığı Kitab-ı Mukaddes'i tenkit çerçevesinde geliştirilen usul ve yöntemler, akılcı ve tarihselci yaklaşım, Kitab-ı Mukaddes'i tenkit çerçevesinde geliştirilen usul ve yöntemler, akılcı ve tarihselci yaklaşımı Ahmet Han, hadisi şeriflere tatbik ederek birçok hadisin uydurma olduğunu iddia etmiştir. Kullandığı yöntemler nereden geliyor? Hristiyanlığa karşı yapılan eleştirilerden geliyor. Onlardan aldığını buraya kullanıyor. 222. sayfadan arkadaşlar. Modernleşme döneminde Batı'yı kurtardığı düşünülen anlayışın, İslam alemini de kurtaracağı düşüncesinden hareket edildiği için tahrif edilmiş Hristiyanlık ile ilahilik vasfını dolayısıyla orijinalliğini muhafaza eden İslam, aynı kefeye konularak adeta bizim de bir Luther'imiz olsun edasıyla, İslami esasların yerine batılı kavramlar ve değerler ikame edilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede hadisleri anlamaya yönelik gayretlerden çok hadislerin tenkidinin yapılması ağırlık kazanmıştır. Hatta cümleyi bir daha okuyayım pardon. Bu çerçevede hadisleri anlamaya yönelik gayretlerden çok hadislerin tenkidinin yapılması ağırlık kazanmıştır. Hatta menkezebe hadisi gibi lafzen ve manen mütevatir olduğu konusunda ameli ve itikadi mezheplerin ittifak ettikleri hadisin şarkiyatçıların koyduğu metot ve yöntemlere dayanarak uydurma olduğu bile iddia edilmiştir. Rivayet usulüne karşı böyle menfi ve tenkitçi bir tavır, lafzen ve manen mütevatir olan Kur'an-ı Kerim içinde aynı tenkidin yapılmasına imkan sağlayacağından,
İslam açısından son derece tehlikeli bir yola girmeye sebep olabilecek özellik taşımaktadır. Çok kıymetli bir paragraf arkadaşlar. Hadisleri tenkit, özellikle sahih hadisleri, yani senedi sahih olan hadisleri tenkit nereye gider? Kur'an'a da gider. Çünkü Kur'an da sonuçta bir rivayet. Bize nakille geliyor. Nasıl hadisler nakille geliyor? Aynı nesillerin ellerinden yine nakille Kur'an da geliyor. Onunla şüphe sokarsan o şüphe Kur'an'a da gider. Yani dolayısıyla İslam diye bir şey kalmaz. Devam edelim arkadaşlar. Buraları atlayalım. Biraz daha hızlanmış olalım. Kur'an-ı Kerim veya şeriatın esaslarından birini hafife almak veya onlarla alay etmek küfür kabul edilmiştir diyor. Tekfirin olabilmesi için tekzibin gerçekleşmesi şart olduğundan 233. sayfa, tekfirin olabilmesi için tekzibin gerçekleşmesi şart olduğundan açıkça tekzip etmeyen kimse tekzip eden kimse gibi kabul edilmez. Bu bölüm yazar tekfirin sistematiğini anlatmış burada. Nasıl hassasiyetler gözetmek lazım diye önemli bir bölüm. Kitabın 230'ları buralar. Buraları hızlı geçiyorum. Ha, şurada bir cümle var. İmam Gazali'nin, yok pardon, Seyyid Şerif Cürcani'nin cümlesiymiş. Kuddüsesi ruh. Seyyid Şerif Cürcani'nin belirttiği şekilde bir şeyin varlığına delalet eden bir alametin, bulunması o şeyin varlığının kesin olduğuna delalet etmez. Yani bir şeyin varlığına işaret eden bir delil var ama onun, yani durumda nasıl söyleyeyim, yine aynı cümleyi okuyayım. Bir şeyin varlığına delalet eden bir alametin bulunması o şeyin varlığının kesin olduğuna delalet etmez. Alamet varlığın kesinliği değildir diyor. Ya mesela yemek kokusu var diye yemeğin olduğu anlamına gelmez. O koku başka bir yerden de gelmiş olabilir. Sizin mutfaktan olmayabilir. Veya ne bileyim başka bir vesileyle bir şekilde oradan yemek geçmiştir mesela. Ondan dolayı o koku geliyor olabilir. Ama orada olduğu anlamına gelmez. Alamet var demektir. Kendisinin varlığı anlamına gelmez gibi gibi lafı çoğalttım, kusura bakmayın. Buraları hızlı geçiyorum. Artık kitabın sonuna gelmek istiyorum. Burayı da atlayayım. Tek parti döneminde 243. sayfa. Tek parti döneminde topluma kabul ettirilmek istenen İslam anlayışı, akıl ve tabiat bilimlerini esas alan pozitivist ve modernist düşünce sistemiyle paralellik arz ediyordu. İşte burada Mustafa Kemal'in bir metni var. 1931 yılından itibaren okutulan bir kitapta. Ne kitap ha? Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabı. Hazırlanan kitabın okullarda okutulmasının yanı sıra ülke genelinde bütün yurttaşlara da okutulması için her tedbirin alınmasını istemiş Mustafa Kemal. Bu doğrultuda 1931 tarihinde Başvekil İsmet Paşa'ya talimat vermiş. Onun notları varmış, Mustafa Kemal'in notları. Onlar daha sonra, onun ölümünden sonraki baskılarda çıkartılmış. 1969'dan ve sonraki yıllarda yayınlanan baskısında muhtemelen tepki alacağı düşünüldüğünden olsa gerek, Mustafa Kemal'in dinle alakalı bazı notları çıkarılmıştı. Ancak ilgili kitabın sonunda Atatürk'ün kendi el yazısıyla aldığı notlar mevcut olduğundan bu sansür pek işe yaramamıştı. Söz konusu notlarda yer alan şu cümleler konumuz açısından dikkat çekicidir. Şimdi okuyacağım cümleler Mustafa Kemal'e ait. Kendi el yazısıyla mevcut olan notlarmış arkadaşlar. Neler söylüyor İslam hakkında? Bakınız. Türkler, Arapların dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Bu dini kabul ettikten sonra bu din ne Arapların ne de aynı dinde bulunan Acemlerin ne de sairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine tesir etmedi. Bilakis Türk milletinin milli bağlarını gevşetti, milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu. İslam böyle yapmış. Bununla beraber Allah'a kendi milli lisanında değil, Allah'ın Arap kavmine gönderdiği Arapça kitapla ibadet ve münacatta bulunacaktı. Arapça öğrenmedikçe Allah'a ne dediğini bilemeyecekti. Bu vaziyet karşısında Türk milleti birçok asırlar ne yaptığını ne yapacağını bilmeksizin adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde
Kur'an'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler. Mustafa Kemal söylüyor bunları. Başlarına geçebilmiş olan Haris Serdarlar, Türk milletince karışık cahil hocalar ağzıyla ateş ve azap ile müthiş bir muamma halinde kalan dini, hırs ve siyasetlerine alet ittihaz ettiler. Gah şarka, cenuba, gah garba veya her tarafa birden saldıra saldıra, Türk milletini Allah için, peygamber için topraklarını, menfaatlerini, benliğini unutturacak, Allah'a mütevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular, diyor. Mustafa Kemal'in İslam hakkındaki görüşleri, yorum yok, 5816, yorum yok. Bakıyorum vaktime, çok uzatmadan bitireyim. Şurayı da okuyayım, bitireyim arkadaşlar o zaman. Jön Türkler genel manada, Jön Türkler genel manada İslam'a ait mukaddes değerlere pozitivist bir anlayışla yaklaşmışlar ve görüşlerine İslam toplumunda meşruiyet kazandırmaya önemli gördüklerinden bu düşüncelerini reform kelimesinden çok içtihat kelimesiyle ifade ederek İslami bir renk katmak istemişlerdir. Jön Türkler genel manada İslam'a ait mukaddes değerlere pozitivist bir anlayışla yaklaşmışlar ve görüşlerine İslam toplumunda meşruiyet kazandırmayı önemli gördüklerinden bu düşünceleri reform kelimesinden çok içtihat kelimesiyle ifade ederek İslami bir renk katmak istemişlerdi diyor yazar ve arkadaşlar devam ediyor. Hepsini okuyamadık notların. Kitap güzel bir kitap. Bir daha göstereyim kapağını. Yani okumanızı tavsiye ederim. Edinin, okuyun, saklayın. Bu kitap neyi anlatıyor? İşte sona geldik artık. Kitap hakkında birkaç kelam edelim. Kitap İslam toplumunda yaşanan o seküler bozulmayı, dünyevileşmeyi, onun itikada amele giren kısmının bidayetinin neresi olduğuna işaret ediyor. Aslında neredeyse sömürgecilikle eş anlamlı, eş zamanlı bir bozulma olmuş İslam aleminde. Önce küçük küçük birkaç kişi çıkmış. O müstemlekelerde, mesela Hindistan'da, Mısır'da, oralarda işgal gören o topraklarda önce beyinleri o İngilizler tarafından iğdiş edilmiş birkaç aydın çıkmış önce. Sonra o aydınların yetiştirdikleri işte Jön Türkler şunlar bunlar onların etkisiyle çoğalmış. Tabi Jön Türklerde Batı etkisi de var. Oraya giden öğrencilerden falan da çok Jön Türk var. Modern mektepler, seküler mekteplerin de yetiştirdiği Jön Türkler var vesaire. O etki bir bozulma yaratmış. O dalganın sonucu da Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar. Yani Cumhuriyeti kuran kadro aslında o bütün sergüzeştin sonucu olarak ortaya çıkmış. Genç Osmanlılar gerçi daha yerli ve milli diyelim, İslami. Ama ondan sonra Jön Türkler epey karışık. Jön Türklerden sonra İttihat ve Terakki'nin sistemi zaten sıkıntılı. Ondan sonra da o İttihat ve Terakki kadrosunun ikinci sınıfı, birinci sınıfı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gidiyor. İkinci sınıfı Türkiye'yi kuruyor ve çok şiddetli bir şekilde o bozulmanın sonucu olan itikatlarını halka da kabul ettirmeye çalışıyorlar. Onun sonuçlarını biliyorsunuz zaten, inkılapların ve onların sonucunda asılan insanların falan hikayelerini duymuşsunuzdur. Yani bu süreç böyle gelmiş. Bugün biz mesela hala İlahiyatlarla ilgili mevzular yaşıyoruz değil mi? İlahiyat hocalarından garip açıklamalar geliyor. Bazen siyasetçilerden çok garip, dine mugayir açıklamalar geliyor. Bu kitabı okuduğunuz zaman bu bozulma nereden başlamış ve şu anki tartışmalar nereye gidiyor? Bunlar yeni şeyler değil, eski şeyler aslında. Daha önce söylenmiş şeyler. O haritayı, o yörüngeyi iyi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir fayda sağlar size bu kitap. Ha bu mevzu ya şuradan gelen bir mevzuymuş. Bu işin aslı şuymuş. Bu bir yenilik değil. Bu zaten işte bu bozulmanın sonucu diye tayin edebilirsiniz. İnşallah öyle bir faydası olur diye ümit ediyorum. Doçent Doktor Hasan Gümüşoğlu hocaya da teşekkür ediyorum. Gerçi hani ben şunu aradım. Mesela o dönemin tartışmalarında çok aktif olan Mustafa Sabri Efendi merhum gibi, Bediüzzaman merhum gibi isimleri niye anmamış diye, ama tabii herkesi sığdıramazdı. Bunu kabul etmek lazım. Kitap faydalı arkadaşlar. Mutlaka edinin, okuyun derim.
Başka bir kitapta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.